Selam aleyküm arkadaşlar. Düşer Ankara seferindeyiz. Usta sana ikramı yaptın mı? Yapacağım şimdi. Hadi başlama bir an evvel yol düzgünken dökülmeden. O zaman biz mi yediniz yani? Buyurun hanımefendi. Hiç iyi değil miymiş otobüsünüz? Daha 2002 model abacığım, nasıl iyi değilmiş? İyi dedim ben de. Otobüs eskiyse bilmiyordum dedim. Tabii. Başka sıkıntı var mı usta senin yolcularda? İnternet niye yoktu? Otobüsün içinde internet de geçtim. İnternet var da onun telefonunda internet yok. Düğmeli telefonda var. Aman işte çatla havlat. Ankara'da inecek var mı? Ben bir sorayım. Ankara'ya geldik, inecek var mı? Senin iyi olur. Yok. Onun bilet Ankara'ya kadardı. Niye inmemiş? Bir sor. Bizi mi kandırıyor? Boğazı görecek bilmiyor zaten. Şuna vermek de suç ettik. Bir de otobüsün... Arkadaşlar içinde. Otobüsünü niye bıraktın? Onu anlatayım size. Amcamın elinde 51.10 telefon var, Nokia 51.10. Bu otobüste internet yok diyor. Hostes 8 çeşit kahve daha diyor, daha 9.'yu istiyor. Otobanın orta şeridinde beni indir diyor. Bayağı da sıcak içeri değil mi? Ben tabakları toplayayım. Neyse servisine bak hostes hanım. Yok. Tamam. Hanımefendi siz nerede dinleyeceksiniz? İstanbul'da. Biletiniz Ankara'ya kadar. Yok o bende. Kimin bileti hanımefendi sizin değil? Sizin adınız yazıyor. Biletinizi bir alabilir miyim hanımefendiciğim? Öyle ki. Sen neydin? Ha. Kaptan. Biletinizde miydiniz? Bileti de mi yok? Ne bileyim? Ya biletini ben. Neyse dövüşmeyin oturun. Boğaz'ı gördü, İstanbul'da ineceğim diyor. Atalım diyor. Bak bir de Ankara değilsen götürmek bak. Biletin Ankara. Haydi gidelim. Gidiyoruz zaten. Göremedik İstanbul'a. Şu deli başımızdan da ataydık. Şimdi de çıkıyoruz. Çocuğum arabaya da karışıyor biliyor musun? Kötü sürüyor musun? Bayat mı? Bayat sayayım mı? Bu ne? Yarı yaydırmışsın. Selamun aleyküm arkadaşlar. İçeride çekimi yarıda bıraktık. Otobüsçülük oyununu. Aradın temizlik yapacağı tutmuş. Makine çalıştıracağım. Çıkın dışarıya dedi. Orada da kovulduk. Ben de kendimi mutfağa attım. Çay sigara içiyorum gördüğünüz gibi. Evdeyim, yola gidemiyorum. Gidemiyorum derken izindeyim arkadaşlar. Otobüsçülüğü niye bıraktım? Şaka bir tarafa. Elbette 2-2,5 sene içinde taşıdığım her yolcuma benim saygım var. Kimseyi kötülemiyorum. Hepsi benim baş tacım. Ben işi esprili dilde anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar iş stresli bir iş. Zor bir iş. Göründüğü gibi değil. Tamam, iyi yanları da var, güzel yanları da var. Yalnız anlatmayla bitmez. Çeşit çeşit, bak. Daha yazıyorlar orada. Yazın bakalım. Evdeyim ben, yolda değilim. Nereye gideyim de anlatayım size. Mübarekler, abi video atsana diye. Arkadaşlar, adamın elindeki telefon internete uyumlu değil. Bu arabada bir internet yok. Tamam, ben şoförüm. Mavi'yle tartışıyor ama bana yazıyor. 7-8 çeşit kahve daha diyor çocuk. 9.'yu istiyor. Her çeşit yiyecek içecek var. Olmayanı istiyor. Yola çıkıyor. Benden iyi kaptan yok. İstediği yerde indirmezsen benden kötü kaptan yok. Çocuk koridorda gezer. Ben otobüsünün sıkıntılarını anlatıyorum size arkadaşlar. Bir tek benim yaşadığım değil. Bu sektördeki meslektaşlarımın ortak sıkıntısı bunlar. Koridorda çocuğu gezdir. Mavini gönderir. Oğlum bu yerde bak, çocuk yanına otursun.
Fren olur, kaza yaparım, bir şeyler olur, sert frene basar. Mavi gider konuşur. Otobüsümüzü mü yedik? Ya otobüsü yemedin de abla. Bir frene koysam kafayı gözü kıracak, o ne olacak? Ondan sonra susturabilirsek. Çocuk koridorda gezer mi ya? Bunun gibi onlarcası. 30 liraya bilet alır, 300 liralık kargo yükler. Kurban Bayramı'nda zaten bizim arabaların bagajında 3 tane inek, 4 tane davar olur. O kadar et var yani. Kargoculuk yapan. Olmayacak yerlerde beni indirdir. İndirmen kavga eden. Ya anlatmayla bitmez arkadaşlar. Yanlış otobüse biner, yine seni suçlar. Kendi tatil bölgesinden gelir. Yaz günleri özellikle Antalya, Marmaris, Bodrum. Orada denize girer, güneş çarpar, hastalanır. Arabada klima son ayarı açık, bu araba yanıyordur. Halbuki mobilleri donuyor, atkı saracak neredeyse. Yani anlatmayla bitmez arkadaşlar, ben gelemedim o işe. Ha geri dönmeyeceğim diye de bir garantisi yok. Ben direksiyon tutan bir adamım. Ekmeğimi direksiyondan kazanıyorum, hepimiz biliyor musun? İleriki günlerde Allah ne gösterir bilemeyiz. Yani otobüsçülüğü bu yüzden bıraktım arkadaşlar. Bu kadar çileye, bu kadar aldığın rizikoya karşılık da fazla bir kar marjı da yok, onu da size söyleyeyim. Yani o sektörümüzde çalışan arkadaşlara da Allah sabır versin. Yani anlatacak gibi değil.